Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğneyoları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Modelimiz bu şekilde. Çok şık ve çok zarif bir model arkadaşlar gördüğünüz gibi. Böyle yaprakların arasında iki tane çeçeveye alınmış özel Napolyon kirazlarımız. Evet arkadaşlar, bunu da tabii ki ben taktım bu ismi de. Çünkü değerli kıymetli şeyler böyle saklanır. Ben de o açıdan çerçeveye benzetip kirazlarımı bu şekilde yaptım. Evet modelimizin yapımına geçelim arkadaşlar. İki zincir çekerek bu şekilde tülbentlerimizin kenarını tığ battı yapıyoruz. Ondan sonra yeşil kısmını sonra da kirazlarımızı yaparak modelimizi tamamlıyoruz. Şimdi modelimizin yapımına geçelim. Tığ battığımızın içine sık iğne ile ipimizi bu şekilde tutturduk ve üzerine bir iki zincir çekiyoruz bir defa tığın başını dolayıp yandaki tığ battıya girdik 2 2 olarak aldık trabzanımızın üzerine 4 tane zincir çekiyorum bu şekilde ve trabzanın arasına kapattım Tam ucumu yaptım 1 2 zincir bu şekilde bir tanesini yapmış olduk ara suyumuzun arkadaşlar. Bir, iki zincir. Bir defa doluyorum. Yandaki tığ battıya girdim. İki, iki alarak trabzan yaptım. Dört zincir çektim. Trabzanımın içine buraya kapattım. İki zincir çekiyorum. Tığ battıya girdim kapattım bu şekilde ara suyumuz arkadaşlar iki tane beraber yaptık beş tane de ben önceden yapmıştım yedi tane yedi tane yeterli bizler için buraya üç tane zincir çekiyorum bir defa tığın başını doladım bir tane tığ battı atlıyorum ikinci tığ battımın içine bu şekilde bakın arkadaşlar birini atladım ikincinin içine bir iki iki olarak trabzan yaptım bir defa doluyorum aynı tığ battığımın içine 1, 2, 2 Bir defa doluyorum Aynı tığ battığımın içine 1, 2, 2 3 tane Bir defa doladım yandaki tığ battığımın içine de 1, 2, 2 2 tane de trabzan oraya yaptım Toplam burada 5 tane trabzanım oldu arkadaşlar 8 tane zincir çekiyorum bu 5 tane trabzanımı yaptıktan sonra 8 zinciri çektim. Buradaki ilk trabzanımın tepesini arkadaşlar bu 8 zincirimi kapattım bu şekilde. 1 2 3 zincir çekerek döndüm. Yuvamızın içine bir defa doladım. 2 2 alarak zincirimle beraber 2 tane trabzanım oldu burada. Bir defa doluyorum. Yuvaya girdim. 1, 2, 2 Yaprak yapıyoruz arkadaşlar. 3 trabzan. 2 defa tığın başını doladım. Yandaki, ah pardon. Aynı yuvanın içine 2, 2, 2 olarak kapattım. 2 defa doluyorum. 1, 2, 2, 2 Buraya tam 5 tane trabzan yaptım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 5 zincirimi yapıp son yaptığım trabzanın içine tamucuk olarak kapattım 1 2 3 4 5 6 7 de bu şekilde aynı yuvanın içine kapatıyorum bu şekilde arkadaşlar yaprağımızın birini bitirmiş olduk yaprağımızın birisi hazır şimdi buraya 3 4 tane arkadaşlar zincir çekiyorum 4 zincir 2 defa doladım yuvaya girdim 2 2 2 olarak bu şekilde bir trabzan yaptım 1 2 3 4 5 zincir yuvaya girdim bu şekilde kapattım buraya tekrar 4 zincir 4 zincirimi aynı yuvanın içinde kapattım. Bu kirazımızın dalı olacak arkadaşlar. Bir tanesini yaptık dalımızın. 1 2 3 4 zincir. Şimdi iki defa tığım başını doladım bu şekilde. Yuvaya girdim. 2 2 2 olarak aldım. 1 2 3 4 5 Şimdi ikinci dalımızı yapıyoruz yani arkadaşlar. 5 zincirimi trabzanımın arasına girip kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir. Bu şekilde ikinci dalımızı da kirazımız için yapmış olduk arkadaşlar. 1, 2, 3 zincir. Bir defa doladım. Yuvaya girdim. 2, 2 aldım. Şimdi yaprak yapımına geçtik arkadaşlar. Bir defa doluyorum. Yuvaya girdim. 1, 2 2 3 tane trabzanım oldu. 2 defa doladım, yuvaya girdim. 2 2 2 4. trabzan. Yine 2 defa doluyorum arkadaşlar. Aynı yuvaya giriyorum. 1 2 2 2. 5. trabzanımı yaptım. 5. trabzanım sık iğne trabzanım. 4 zincir çekip buraya tomurcuk olarak kapatıyorum. Geri kalan yerini trabzanımın altı tane sık iğne yapacağım arkadaşlar. Bir şekil daha net görünsün. İki, üç, dört, beş, altı. Altı tane sık iğne yaptım. Burada yedinciyi de ana yuvada yaptım bu şekilde. Şimdi arkadaşlar. <laughs> Buradaki trabzanın tepesine de batıyorum ki trabzan seviyesine insin. 1, 2, 3 zincir. Bir tane atlıyorum. Tığ battı. Yanındaki tığ battının içine kapatarak bu şekilde işlemimizi bitiriyoruz arkadaşlar. Şimdi iki zincir çekip ara suyuna başlayalım. 2, 2 olarak aldım. Bu şekilde trabzanımı yaptım. 1 2 3 4 zincir tomurcuğunu yaptım bu şekilde 1 2 zincir yandaki tığ battıya girerek bu şekilde arkadaşlar ara suyumuzu yaptık 1 2 zincir bir defa doluyorum yandaki tığ battıya 2 2 alarak trabzan yapıyorum 1 2 3 4 zincir bu şekilde kapattım tomurcuğumu İki zincirimi de çektim buradan hemen kapattım bu şekilde arkadaşlar tam 7 tane bu şekilde arasına ara veriyoruz 7 taneden sonra yaprak yapıp devam ediyoruz 7 tane ara suyu bu tomurcuklu trabzanlardan ondan sonra yapraklarımızı koyup kirazımız için böyle dallar hazırlıyoruz Evet şimdi kirazımızın yapımına geçelim arkadaşlar İpimizi temize tutturduk arkadaşlar. Bu yapmış olduğumuz yapraklarımızın arasındaki dallarımızın şöyle 4 zincir 5 zincir çektiğimiz yuvanın içine bu şekilde sık iğne ile kırmızı ipimizi buraya tutturduk. Bu şekilde. Üzerine 7 tane zincir çekiyorum. 7 zincirimi çektim. Şöyle hafif uzattım. Buraya zincirimin arasından girip ipimi çıkardım. 1 2 3 4 Zincirimin altına girip buraya bir zincir çekiyorum. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Bu şekilde arkadaşlar 15 tane doldurduk ve bir tane de yuvanın içinde zincir çekiyorum. Bir tane de yuvanın içine batıp sonra hepsini bu şekilde arkadaşlar kapattım buraya hepsini bir çektim bu şekilde sonra tekrar bu 5 zincirimin içine arkadaşlar kapatıyorum bu şekilde buraya fıstığımızı fıstığımızı kapattıktan sonra bir zincir çekiyorum çünkü zincir çekmediğim takdirde ne kadar düzeltsem geri açılacaktır arkadaşlar 1 2 3 4 5 zincir buraya karşıdaki bu dalımızın içindeki 5 zincirli yuvaya sık iğne ile geçiş yaptım. Bu şekilde arkadaşlar. Yine buraya 7 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Parmağımızın üzerine zincirimizi bu şekilde yatırıyoruz. Hafif şöyle ipimizi hafif arkadaşlar fazla değil uzatıyoruz. Zincirimizin altından geçirip buraya zincirimizin üzerine bir tane ilmek alıyoruz bu şekilde 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. 15 tane buraya arkadaşlar bu şekilde topluyoruz. Şimdi buraya bir tane de buraya yapıp bu şekilde hepsini bir tığımda topladım arkadaşlar. Çektim hepsini bir sonra ilmek alıp bu şekilde kapattım buraya ve sonra da Yuvanın içine kapatıp fıstığımı şöyle elimle arkadaşlar yön veriyorum. 6 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6. Sadece bu dönüşte 6 arkadaşlar. Diğerleri 5 zincir olacak. Döndüm ters tarafına. Bir defa doladım. Şimdi bu yeşil yuva var ya arkadaşlar fıstığımı kapattığım yeşil yuvanın içine bu şekilde girdim. Bakın yeşil yuvanın içindeyim. Şöyle 2 yeşil yuvamın içine yapıyorum hala 2 2 alarak buraya bu şekilde bir trabzan yaptım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 zincir. 5 zincirimi çektim. Bir defa tığın başına dalıyorum. Bu trabzanımın iki 2 aldığım trabzanımın tekli trabzanımın üzerine girdim. 2 2 olarak aldım. Bu şekilde zincirli trabzanlar yapıyoruz. 5 zincir. 4 5. Bir defa doladım. Buradaki trabzanın arasından girdim. 2 şekilde. 2 olarak aldım. 3 oldu. 1 2 3 4 5 zincir. Bir defa doluyorum. Trabzanımın içine girdim bu şekilde. 2 2 olarak aldım. Burada da 4 tane zincirli trabzanım oldu arkadaşlar. 1 2 3 4 5 zincir. Bir defa doluyorum. Bu şekilde trabzanımın arasına girdim. 2 2 olarak aldım. Şimdi sayı adetim 5'e çıktı arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bir defa doladım. Tırabzana girdim bu şekilde. 2 2 olarak buraya kapattım. Evet arkadaşlar. 2, 3, 4, 5, 6 Şimdi bir tane daha yapalım. 1, 2, 3, 4 5. Bir tane daha yapalım. Trabzana girelim. Bu şekilde 2 2 olarak aldım. Şimdi bunu bir arkadaşlar şuradaki ara köprü var ya fıstığımızın köprüsüne bir kapatalım. Eğer şayet bu eksikse yani kaplamıyorsa bir tane daha yaparız. Kaplıyorsa veya fazlaysa bir tane sökeriz arkadaşlar. Bunun usulü mesela yapmadan önce Bakın arkadaşlar tam sanki buna ölçülmüş gibi oldu. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar karşısındakini de yapalım. Şimdi yine aynı şekilde 5 tane zincir çekiyorum buraya. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 5 zincirimi çektim. Bir defa doladım. Aynı buraya arkadaşlar bu şekilde zincirimin arasına girdim. 2, 2 olarak alıp bu şekilde buraya yine tekli trabzan yaptım. 5 zincir bir defa doluyorum. İkili trabzan, tek pardon, tekli trabzanımın arasına girdim. Bu şekilde şöyle 2 2 iki, alt. İkincisini de yaptık. 5 zincir bir defa doladım. Buradaki trabzanımın arasına girip 2 2 olarak bu şekilde kapattım. 3 oldu. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bir defa doladım. Bu şekilde arkadaşlar trabzanımın arasına girdim. 2, 2 olarak buraya bir dördüncü olarak yaptım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bir defa doluyorum tırmanın başını zincirimin arasına girdim. 2 2 olarak aldım. 5 oldu. 5 zincirimi çekip bir defa doluyorum. Trabzanımın arasına girdim. 2 2 olarak kapattım. 6 oldu. 1 2 3 4 5 bir defa tığın başını doladım. Trabzanımın arasına girdim. 2 2 olarak aldım. Evet arkadaşlar yine 7 tane yaptık bu şekilde. Zincirlerimizi bu yeşil yuvamızın içine 5 zincirden yuva yapmıştık dalımızın içine. Bu şekilde buradan yeşil yuvaya girdim ve kapattım buraya arkadaşlar. Bir tane zincir çekiyorum. Bu şekilde arkadaşlar. İpimi koparıyorum. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fıstıklarımız bu şekilde. Çerçeveli fıstık diyorum ben buna. Zencirli fıstık kenarları. Yapımı da bu şekilde arkadaşlar. Şöyle ütülendiğiniz zaman tabi daha bir hoş ve zarif duracaktır. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Şöyle ışık için eğer gözükmüyorsa elimle tutayım arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde yapılışı yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.